kanın alınmaması, anüsten hortum sokulmaması ve göz damlası damlatılmaması, kesinlikle hepatit B, K vitamini veya başka bir aşılamanın yapılmaması, bu dilekçeler aslında bebeğe çok daha zarar verici bir sürecin başlangıcı olabilirler. Ülkemizde yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin yeni doğan bebek dünyaya gelmekte ve aslında son birkaç seneye kadar da bunların büyük çoğunluğunda doğumdan hemen sonra hepatit B aşısı ve K vitamini ve taburculuk sırasında topuk kanları alınarak bebekler taburcu edilmekteydi. Ancak son 2-3 yıldan itibaren özellikle ailelerin sosyal medya paylaşımları, özellikle COVID-19 dönemindeki aşı karşıtlığı düşünceleriyle beraber bu oranlarda azalma olduğunu, ailelerin matbu bazı reçetelerle, dilekçelerle bize başvurduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'da yaklaşık 200 bin üzerinde yılda doğum olmakta ve yaklaşık günümüzde 1000 civarında aile ne yazık ki topuk kanlarını alınmasını reddetmekte. Burada son zamanlarda gördüğümüz en önemli olay ailelerin belirli avukatlar aracılığıyla oluşturmuş oldukları matbu metinlerle hastaneye başvurması. Bu metinlerle genel olarak bebeğin doğum şeklinden, doğum sırasında hiçbir müdahale uygulanmamasından, canlandırma ihtiyacı gerekecek olursa ailenin bilgisi ve onayı dahilinde yapılması, aynı zamanda bebeğe K vitamini, hepatit B aşısı ve topuk kanlarını kesinlikle istemediklerini, aile onayı olmadan da yapılmayacağı yönünde bir direnç var. Aslında o bir dakikalık bir bizim altın dakika dediğimiz bir dakika ve o esnada canlandırmaya başlamazsak bebeğin hayatını kaybedebiliriz. Yeni doğan taramalarının asıl amacı yeni doğan döneminde erken dönemde bulgu vermeyen, daha ileri dönemde bulgular ortaya çıktığı zaman ise çocukta kalıcı beyin hasarına ve organ disfonksiyonuna yol açabilecek hastalıkları önceden belirleyebilmektir. Aslında bu bir koruyucu sağlık hizmetidir. 1993 yılında ilk olarak fenilketonuri hastalığıyla başladığımız konjenital hipotiroidi, biyotidinaz eksikliği, kistik fibrozis tarama programlarına 2022 yılı içinde konjenital adrenal hiperplazi ve aynı zamanda SMA hastalığını taramasını eklemiş bulunmaktayız. Ancak bunlar topuk kanıyla taranan 6 tane hastalık. Bunun yanı sıra yeni doğan tarama programının içinde işitme testi, göz muayenesi, görme testi ve aynı zamanda gelişimsel kalça displazisi yani kalça çıkıklığı açısından ultrason taraması da yapılmakta. Sonuç olarak 9 tane hastalık açısından bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bebekler taramaya alınmaktadırlar. Burada özellikle fenilketonuri ve konjenital hipotiroidi çocukluk çağındaki zeka geriliğinin en önemli nedenleridir. Ve ne kadar erken saptanır, uygun tedavi ne kadar erken başlanırsa da çocukların zekasının o derece normal olabileceğini öngörmekteyiz. SMA ile ilgili son zamanla medyada da çok fazla aileleri görmekteyiz. SMA hastalığını da Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2022 tarihiyle itibariyle tarama programına dahil etmiş oldu. Hastaneden taburcu olmadan önce ve anne sütüyle beslenen bebeklerin 48 ila 72 saat ideal olmak üzere ancak taburculuk anında zorunlu olmak şekilde topuktan bir miktar kan örneği alınıyor. Topuk o esnada hafif ısıtılıyor. O ısıtılan bölgede kanın toplanması sağlanıyor. Çok ince bir iğne yardımıyla kanın akması sağlanarak bu alınan kan orada filtreler şeklindeki olan alanlara emdirilmesi sağlanıyor. Son derece basit bir işlem. Toplam bir dakikayı geçmeyen bir işlem, bebek için de herhangi bir zararı olmayan bir işlem olduğunu söylememiz lazım. K vitamini bugün için kanamayı engelleyen en önemli vitaminlerden bir tanesi ve yeni doğan döneminde göreceli olarak sentezinde bir eksiklik olduğu için mutlaka doğan çocuklara doğumdan hemen sonra intramusküler yani kas içine bir K vitamini uygulaması yapılmakta. Özellikle başta beyinde olmak üzere pek çok organ sisteminde gelişebilecek kanamanın önüne geçilmeye çalışılıyor. Doğumda K vitamini uygulanmayan bebeklerde yaşamın 2 ila 3. haftalarında bebeğin ani beyin kanaması geçirmesi, nöbetlerle başvurması ve daha sonrasında ise ne yazık ki sekelli ve özürlü bir birey olarak yaşama devam etmesini neden olan en önemli hastalıklardan bir tanesi. Bugün için alınan bütün örnekler Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün laboratuvarlarına gönderilmekte. Sonuçların hepsi de ailelerle paylaşılmaktadır.